Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir yapay zeka inceleyeceğiz. Moon Valley. Moon Valley, Picalabs ve Runway ML gibi teksten promptlardan animasyon yapan bir yapay zeka. Ben de ilk defa deneyeceğim açıkçası. Sizlerle Moon Valley neler yapabiliyor, ne kadar iyi anime ediyor promptları gelin görelim. Moon Valley'yi kullanabilmek için Discord'a girebilmemiz lazım. Öncelikle web sitesine giriyoruz. Buradaki yapılan promptlardan anime edilen şeyleri görüyoruz. Ed Snake bir yılanla ilgili prompt girilmiş. Böyle bir animasyon ortaya çıkmış. Burada beta'yı denediyoruz. Accept, invite diyoruz ve Discord'a giriyoruz. Slash diyoruz. Buradaki promptları görelim. Nelerimiz var? Anfilip içindeki ayarlardan bahsediyor ya da kanala mesaj gönder gibi. Bizim ama Moonvalley altında bu create'e tıklayacağız aslında. Slash Create dediğimizde Prompt, Style ve Duration kısımları geliyor. Prompt'a tıklıyoruz. Buraya neyi anime etmek istiyorsak onu yazacağız. Ne yazalım? Dünyayı kurtaran adam yazalım. Bakalım dünyayı kurtaran adam deyince bize ne çıkaracak? Dünyayı kurtaran adam bir binanın tepesinde duruyor ve alienlarla savaşıyor gibi bir şey yazdım. Biraz saçma ama gerçekten ne ortaya koyacak görelim. Style'a tıklayınca burada Comic Book, Fantasy, Anime, Realizm ve 3D Animation gibi şeyler geliyor. Bunu ne seçsek? 3D animation ne güzelmiş ama realizm diyelim biraz da gerçekçi bir şey çıkarsın. Dura gelince de short, medium, long diyor. Bu da süre. 4 ila 8 dakika arasında yapar diyor medium'u. Diğeri 8-12 dakika. Bir tıklayalım bakalım medium'a. Artı 2, more dediği ne acaba? Yani Negatif comment girebiliyorsunuz. Bunlar olmasın diye. Seed'in ne olduğunu şu an için bilmiyorum. Biz bunu bir enterlayalım. Bunu yapmaya koyulsun. Aynı prompt'u bir de şeyde deneyelim. Create diyelim. Burada style şimdi değiştireceğim. 3D animation yapalım. Bu yine medium olsun. Bu bizim ilk yazdığımız The Man Who Saves the World Standing in Top of a Building. Yani bir binanın tepesinde 50 yıllarla savaşan, dünyayı kurtaran adam dedik. Böyle bir şey yaptı. Bunu bir büyüterek bakalım. Şimdi medium deyince 3 saniyelik bir video yapıyormuş. Onu da görmüş olduk. Yani animasyon güzel, çok basit ama gerçekçi, realistik dediğimizdi. Bu da diğeri sanırım. Gördüğünüz gibi yapay zeka da bu kafaların ıı, arkasının arkasını önünü değiştirebiliyor. Bunda da mesela bize dönükken karakter hop sırtı dönük bir karaktere dönüyor. Sonra tekrar dönüyor filan. Burada dikkat ettiğim çok daha tutarlı bir görüntü yapıyor mu? O arkası bozuluyor mu? Karakter ne kadar bozuluyor? 3D animasyon karakteri çok olmadı. Bu gerçekçi de aslında istediğim gibi olmadı. Diğer yapay zekalara nazaran biraz daha yavaş proses ediyor. Tabii ki başarılı bir sonuç ortaya çıkaracaksa yavaş proses etmesinde bir sıkıntı yok. Diğer promptlara bakıyorum. Çünkü promptlara çalışmak gerekiyor. Ne yazmışlar ne çekmiş. Burada da Cyborg Female Cyborg bir kadın. Futuristik bir süt kıyafet içerisinde yeşil saçlı vesaire gibi şeyler yazmış. Bu çok enteresan. Aerial helikopter kamera demiş. Yani havadan helikopter kamerası. Çekimi gibi bir şey. 88 model BMW'nin detayını vermiş. 325i bu bayağı sevilen bir kasa. Buna bakalım. Diğer yapay zekalarda bu kadar fazla prompt yazınca kafası karışıyordu yapay zekanın. Şu an gördüğüm kadarıyla daha detaylı prompt yazarsanız daha gerçekçi sonuçlar veriyor. Araba sahnelerinden birini, beğendiğimiz birini bir de biz yapmaya çalışalım. Şu gayet stabil duruyor. Prompt text. Bunu bir kopyalayalım. Bu da bazı şeyleri değiştirerek kendimiz deneyeceğiz. Realistic view from behind. Arkadan gerçekçi bir tabi. Aerial helikopter kamera, drone kamera diyelim. Aracı da Suzuki Vitara yapalım. Ya bir rally arabası gibi dönüyor, drift yapıyor gibi şeyler yazmış. Denesin bakalım. Az önceki Suzuki Vitara promptumla da böyle bir şey ortaya çıkardı. Aslında diğer arkadaşı promptunu kopyaladım. Yani bu promptlara çalışmak lazım. Ben film sahnesi yaratmak istiyorum ama yani bana film sahnesi yarat. 1960'ta İstanbul Galata Kulesi kalabalık insanlar havadan görünüm, drone görüntüsü, yaklaşma efekti, gerçekçi, old school yani eski, hiper gerçekçi, gerçekçi, gerçek dünya gibi gerçek, gerçek, gerçek. Realizm üzerinden gidiyorum ki ne kadar realistik görüntü yapabildiğini bir test edelim. Bu neymiş? Legolas from the Lord of the Rings. Lord of the Rings'ten Legolas sunbathing güneşleniyor. Uzaylı istilasında bir kıyafetle Legolas için de mesela böyle bir şey çıkarmış. Legolas'ın bir kadın olduğunu düşünerek bir kadın sunbathing deyince güneşlenme deyince seksist bir yaklaşımla tabii ki kadın yapmış yani. O tamamen şununla alakalı. Erkekler güneşlenemez gibi. Bu geri döneriz. Bir diğer kanaldan örnekliklerine bakalım. Mesela Hmm, steampunk, scientist, female, Taylor Swift. Taylor Swift deyince Taylor Swift'e benzetmiş. Smiling, glasses, blonde hair, light blue eyes. Tabii ki promptları öğreniyoruz arkadaşlar. Ben bir pro de eksperi değilim tabii ki. Bu mesela çok iyi. Yani şu animasyona bakar mısınız? Ben neden böyle yapı yapamıyorum bilemiyorum. 1960'ta Galata Kulesi dedim ve Realistik bir sürü şey yazdık. Hani bu hiç realistik değil. Diğer insanların yaptıkları daha realistik oluyor kardeşim. Ama Galata Kulesi mi? Galata Kulesi. Arkada Boğaz. Ya çok kötü değil. Çok kötü değil. Yani o drone şatını yapmış. Doleyin dedim yaklaşma efekti ama o kayma efekti koymuş. Ama anime mi? Anime. Yani burada gemiler hareket ediyor. Burada kuleler, camiler vesaire var. Fena değil. Bir de insan üzerinden yapmaya çalışalım. Mesela Türkiye'de şu an kim popüler? Kim popüler, kim popüler? Kıvanç Tatlıtuğ diyelim hadi. Bir metal kıyafet giyiyor dedim Steampunk'ta Kıvanç Tatlıtuğ. Gülüyor. Arkada İstanbul şehri var background'ta. Bunu da bir yapsın görelim. Kıvanç Tatlıtuğ yazınca Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetebilecek mi, algılayacak mı ya da hata verecek. Tahmin edin ki Natalie Portman, Anakin Skywalker çok basic iki terimle Natalie Portman'ı Anakin Skywalker'la eşleştirmiş. Jedi yapmış. Dişleri ayrık ama çok benziyor hakikaten. Animasyon da çok iyi. Pürüzsüz. Ve çok kaliteli. Ya buna dikkat edin. Picalabs ve Runway e göre çok daha kaliteli. Sadece kedi yazmış. Sadece kedi yazınca çıkan animasyon. Sonları güzel. Şuralar çok gerçekçi. Baksanıza sonuna. Ya video gibi. Şu kısma bakar mısın? Buralar bozuluyor. Kedi gidiyor. Sonra alttan başka bir kedi geliyor. Ama iki kedi kavga ediyor gibi de anlaşılabilir. Abi şuraya bakın. Çok iyi. Hakikaten benim Kıvanç Tatlıtuğ nerede? Hadi bakalım. Abi. Yani bunu Kıvanç Tatlıtuğ görmesin. Güzel bir animasyon yaptı ama Kıvanç tutuğu tabi algılayamıyor animasyonunuz. <laughs> yani bir kadına çevirdi. Ama arkada İstanbul şehri dedik. Burası Eminönü Meydanı gibi. Gülüyor dedik falan. Yağmurlu yerlerde yansıma var dedik. Ve oturan bir karakter gibi yapmış. Fena değil. Bu sefer de Natalie Portman'tı. Anakin Skywalker değil de Darth Vader yapmışlar. Ekrem İmamoğlu. Hadi bakalım Ekrem İmamoğlu'nu getirebilecek. Gördüğünüz gibi çok stabil animasyonlar yapıyor, çok bozulmalar yok köşelerinde sadece. O gayet iyi, şu animasyon gayet başarılı. Burada önemli olan doğru promptları girebilmek, onun için de biraz çalışmak gerekiyor. Mesela burada bir paragraf prompt girmiş yani Android, Gmail, Green Air, Braid, Standing, Futurist, bilmem ne bir sürü yani yapay zeka demek ki bu yapay zeka bunları rahatlıkla algılayabiliyor. Portrait of Romy Chandler, dünyada ünlü olan bilinen belli başlı insanların isimlerini yazınca suratları çok benzeştiriyor. Gerçekten çok az bozulma var. Ben Ekrem İmamoğlu'nu bekliyorum. Hadi kardeşim. Battı sayı. Prompt text Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu arkadaşlar. Belediye seçimlerinden sonra. Bir resmi daha yapayım. Belediye seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na dönüşüyor. Bir resmi daha yap. <laughs> Sadece Ekrem İmamoğlu promptu girdiğini algılamaya çalışmış. Muhtemelen Google'da bulduğu fotoğraflardan bir şeyler yapmış. Bununla burada bitirelim. Burada bir sürü prompt örneği var. Girip siz de kontrol edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. İyi bir izlenim verdi bana Moonvalley açıkçası. Gelecek vaat ediyor fakat sadece promptlarla çalışmaması gerekiyor. Bir de çok fazla prompt yazarak herkes bu arada sanırım çözmeye çalışıyor. Daha yeni bir yapay zeka. Takip etmek lazım. Çok daha güzel sonuçlar verebilir. Bu videoda da sizlerle birlikte Moonvalley'i inceledik. Bu tür videoları daha çok görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Let's check it out.